Arkadaşlar merhaba, Equinox'ta geziyoruz kanalında. Artık farklı bir karavanla seyahatlerimizi yapıyoruz. Takip edenler bilebilir, Instagram hesabımızda yine Equinox'ta geziyoruz Instagram hesabında. Yeni karavanımızla ilgili birkaç paylaşım yapmıştık. Şu an bir kamp alanındayız, pandemi sürecindeyiz. 19 Mayıs, Atatürk Yanma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bu arada bunu da söylemiş olalım. Kamp alanındayız ve Özhan diye bir arkadaşım var şu an kameranın arkasında. Kendisinde bir karavan var, Adria. Bu karavanla ilgili merak ettiği bir sorular vardı. Onlarla ilgili istersen hep sen sorularını sormuş olayım. Ben de yanıtlamış olayım ve bunu da merak eden arkadaşlar için Şimdi yeni bir kamp alanındayız. Ben yeni bir karavancıyım. Hani bir sürü karavan var ve umarsam var resmen. Hani çok dış görünüşüyle ilgi çekiyor. Hani kalıbıyla ilgi çekiyor. Hani sen de eski bir karavancısın ve hani neden bunu tercih ettin? Hani bu karavanın özelliği nedir? Hani bunu bir dinlemek istedim. Tabii şu an zaten bildiğin gibi kamp alanı, burası yeni bir kamp alanı. Şu anda Rumeli Feneri'deyiz. Yaklaşık 7-8 tane karavan var. Hepsi de Avrupa karavanlar. Standart üzeri karavanlar diyebiliriz. Yani Türkiye yani, standartlarının evet, üzerinde. 150.000 üstü hepsi ama. Bendeki karavan da bildiğin gibi yerli Umarsan. Renault 360 modeli. Daha önceki karavanımızı işte Ekin'in henüz daha çok küçük olması sebebiyle değiştirmek durumunda kaldık. O süreçte bir arayışa girdik. Daha sonrasında yollarımız Umarsan'da Renault 360 ile kesişti. Neden Umarsan? Neden Umarsan? O yani bir sürü karavan seçeneğim vardı. Hani burada seni çeken neydi? Neden bunu tercih ettin? Tabii öncelikle karavan süreci hem ekonomi tarafı var. Bir taraftan da nasıl bir karavan hayatı yaşamak istiyorsunuz? Bu ikisinin denklemiyle ilgili. İkisini denk getirebileceğiniz bir karavan sahip olmanız gerekiyor. Biz önceki karavanımızı sattıktan sonra tabii yeni karavan arayışına girdik. Birçok işte yine tekrardan forumları takip ettik. Son güncel yine üreticileri takip ettik. Sonrasında da bir fiber karavan almak istedik. Bu da aslında çok fazla üretici yok. Dünyada çok fazla üretici yok. Neden fiber? Avantajı ne fiberin? Tabii çok farklı avantajları var, dezavantajları var. Avantajlı kısımları bana göre, işte bu karavan üzerinde söylüyorum, bir monoblok yapısı var. Monoblok yapı ne demek? Aslında tek parçadan oluşuyor. Herhangi bir ek durumu söz konusu değil. İşte buraya bir vidalama, tutkal vesaire yapılmıyor. Dolayısıyla bu ne sağlıyor size? İşte rüzgarla ilgili içeride bir ısı kaybı sağlamıyor size. Ses yapmıyor. Onun dışında bizimkiler gibi içinde dolaşınca gıcırdamıyor. Tabii gıcırdamak şey yok çünkü zaten tek parça. Evet. Gıcırdayacak parça yok. Tek parça blok. Doğrudur. Bunu üretmek de kolay değil. Yani uzmanlık ister mesela. Tertemiz pırıl pırıl. Yani Umarsan aslında zaten bir fiber gerçekten bu konuda uzman. Üreticisi. Otomotiv sektörüne aslında yaklaşık 40-50 yıldır hizmet veren bir firma. Bir aile firması. Hı hı. Bunlar yaklaşık bir yıldır da işte karavan üretme hayaline girmişler. Sonrasında da yaklaşık bir yıl önce bir Renault'un 525 modelini ürettiler. Şimdi 360'la piyasaya girdiler. Şu anda aslında en çok satan modelleri sanırım 360. Satışları var bayağı. Bayağı var. Özellikle Kocaeli fuarı oldu işte. Şu an hatta ayak sürüyen sensin sanırım. İlk karavan bu. Doğru. Bu karavanın şase numarası 1 arkadaşlar. Yani biz henüz üretim aşamasındayken üretici Ersin Bey'le görüşüp diyaloğu orada geliştirip işte fuarlarda da tekrardan görerek siparişini vermiştik. Bahsettiğim gibi şu anda Türkiye'deki ilk Renault 360 modeli biz de Equinox'la geziyoruz ailesine nasip oldu. Bahsettiğim gibi işte tek parça olması. Onun dışında zaten fiberin verdiği birçok avantajlar var. İşte herhangi bir hasarda, işte bir yere vurduğumuzda, kırdığımızda, ezdiğimizde bunları üreticiye götürmeden de çok büyük, tabii çok büyük sıkıntı olmadığı sürece üreticiye götürmeden de aslında kendimiz tamirat edebiliyoruz. Bunu izledim işte YouTube'da nasıl almadan önce işte fiber nasıl tamir edilebilir? Hı hı. İşte bir yırtık oluştuğunda nasıl kapatabiliriz? Bunlarla ilgili dedim, baktım çok kolay. Zaten üreticiler her şekilde bahsetti. Dolayısıyla aslında bir Renault 360 yoluna girdik. Dizaynı da
Özellikle yani evet, 2 artı 1 sizin gibi bir aile için. Yuvarlak hatları var. İşte çeki oku dışında 3.60 çeki okuyla beraber yaklaşık 4.80-4.90 gibi bir uzunluk var. Aslında 3.60-4.90 arası bayağı uzun bu karavana ama orada ön kısımda tüp koyma alanımız da var. Bir kapalı alanımız. Dolayısıyla 4.90'ı bulabiliyor. Buluyor. Toplam uzunluk. Hafif bir karavan. 690 kilo standartta. Standart ekipmanlarla daha doğrusu. Standart ekipmanlar içerisinde işte buzdolabımız var. 12 volt. Bu standart değil, standart halinde lavabomuzda tek gözlü ocak var ve lavabomuz var, evimiz var. Biz bunu, evet, ücret vererek, ek opsiyonla çift gözlü olarak değiştirdik. Çünkü tek gözlü ocağın bence bir anlamı yok. Yani örneğin kahvaltı yapıyorsunuz, işte eşiniz var, çocuğunuz var. Çay kaynatırken yanında hiçbir şey yapamayacaksınız. Ya dışarıda bir tüplü bir şey yapmanız, gerekiyor. O yüzden hani o tarafta bir konfor sağlaması için iki gözlü ocak tercih ettik. Orada bir değişiklik yapmış olduk. Yine ek donanım düşündüğümüzde biz ne eklettik? Önce standart devam edeyim istersen. Standart içerisinde güneş paneli ve ısıtıcı yok. Buzdolabımız var. Isıtıcıyı da Truma ya da Webasto seçeneklerinden birisini kullanabiliyoruz. Biz hem sessiz olması, hem daha güvenli olması, hem dizel yakıtla da uğraşmamak için tüplü sistemle çalışan Truma'nın S2200 modelini tercih ettik. Karavan zaten nasıl diyeyim, bu karavana uyabilecek tek Truma modeli bu. Evet. Çok fazla aslında bu karavanda ısıtıcı yerine bir çay demlesen bile ısınacak bu. Tabii tabii, o da oluyor. Mesela biz çay demliyoruz. Hemen karavan içerisindeki sıcaklık 3-4 derece artıyor. Tabii. Çünkü yalıtım sağladığı için içeride ısıyı da hapsediyor. Dışarıdaki ısı dışarıda kalıyor. Dolayısıyla o konuda bir avantajımız var. Yaklaşık olarak tüp hem ocağı hem ısıtıcı beraber yoğun şekilde kullanırsanız yaklaşık 10 gün sürüyor. Yani yoğun kullanmazsınız. Bu 1 ay olabilir, 2 ay olabilir. Sizin kullanımınıza göre değişiyor. Biz ek olarak bir de güneş sistemi diyeyim. Hem panel, hem invertör, 1000 watt'lık bir invertör de var içerisinde. Hem de akü üçlüsünü paket olarak yükselttik. Normalde 100 amper olan akü 200 amper oldu. Ek olarak da 2 tane güneş paneli ekledik. Sanırım 185 watt bir tanesi. Yaklaşık 370-380 watt'lık bir güneş enerjimiz var. 200 amperlik akümüz var. Bir de 1000 watt invertör var. İnvertör ne sağlıyor bize? İnvertör aslında işte ev alışkanlıklarının bir kısmını karşılıyor. 220 normal ev elektriğinde voltajı 220. Burada da 1000 watt'a kadar 220 volt enerji almış oluyoruz. Tabii. Dolayısıyla çok fazla güç istemeyen elektrikli aletleri de içeride kullanmanıza yarıyor. Bunları taktırdık. Biz bir de ek olarak tente taktırdık içeride. Tenteli standartında yok. Yine Thule ya da Fianma marka tente takabiliyorlar. O konuda da bir... Heki standart olarak geliyor mu peki? Heki güneş paneline rağmen heki takacak yer kalmış 3.60'lık bir karavanda. O da güzel bir dizayn olmuş. Evet, tavanımızda normalde aslında bir heki yok. Orası normalde kapalı bir alan. Biz de üreticiyle konuşup oraya takılabilirliğini sorduk. Çünkü hem daha fazla bir ferah hem aydınlık sağlıyor. İşte güneş... Özellikle havalandırmaya faydası. Havalandırmaya da faydası var. İşte yıldızları görebiliriz. Güneşten faydalanabiliyoruz. Daha kolay ısınmasını sağlıyor içerisine. Sineklik ve gölgelik standart. Doğru. Sanırım. Sineklik ve gölgelik var. Hani ikisi beraber de kullanılıyor. Oldukça da kaliteli bir sineklik ve gölgelik. Hani öyle bayağı kaliteli ürünler kullanmış. Doğru, evet. Ekipmanlarla ilgili oldukça marka ürünler kullanıyorlar. Örneğin burada kullandığımız lavabo da Ken marka, İtalyan. Bu da aslında birçok Avrupa karavanda kullanılan bir marka. Bunlar mesela karavanlardaki maliyetleri oldukça yukarı çeken kalemler oluyor. Çok fazla, evet. Özellikle işte şu an Truma'nın bir ısıtıcısı, işte Ken'in lavabosu, yani. Evet, tek dezavantajı bu karavan için değil, bütün karavancılık sektörü için. Ek donanımlar, opsiyonlar genellikle yurt dışından ithal ediliyor. Burada da ne yazık ki her gün cebimizdeki para eridiği için bir gün bile geç alsanız bir ürünü, buradaki ekipmanı,
size maliyeti fazla, daha fazla oluyor. Ondan dolayı bir dezavantaj var. Burada aslında bizim yerli üreticilerin de bence bu konuya bel atması lazım. Yani biz örneğin bir buzdolabını dünyaya şu anda ihraç ediyoruz. Televizyon ihraç ediyoruz. Yani pencere sistemleriyle ilgili zaten oldukça yine yurt dışında da ihraç ettiğimiz firmalar var. Yalnız bu firmaların bu sektöre şu anda benim gördüğüm kadarıyla bir eğilimi yok. Yani 12 volt bir buzdolabı yerli üreticide şu anda piyasada bulma yok. Ne yapıyorlar? İşte daha fazla işte Altus markaları veya farklı regal olabilir. Bu 220 buzdolaplarını bir şekilde dokunarak, modifiye ederek 12 volta düşürüyor. Ama bu bence sağlıklı olmayabilir. Yani neden orijini 12 volt olan bir karavanlara uygun veya yatlara uygun, teknelere uygun buzdolapları üretseler örneğin gayet iyi olacak bence. Yani yurt dışına bağımlılığımız azalır. Aynı şekilde su ısıtma sistemleri olabilir. Yani bunlarla ilgili şu anda yerli firmaların herhangi bir şeyi yok maalesef. Eğilim olmuyor. Burada biraz dışarıya bağımlıyız. İşte pencereler aynı şekilde. Yerli üretim yok. Ya pencere cam almanız, minibüs cam almanız lazım. Ama bunlarda sonuçta karavan camları kullanılmış. Karavanda. Tabii karavan camlarının bu bahsettiğim gibi camlar oldukça kaliteli. İstersen göstereyim burada. Şu anda sineklik modundayız. Bu şekilde güneşlik. Bu şekilde ikisini birden ya da tamamen açabiliyoruz. Yine kademeli sistem şeyimiz var. Camımız var. Bunun avantajı nedir? Sadece bunun için demiyorum. Bütün karavan camlarının avantajı. İşte yağmur yağdığı durumda suyun içeriye gelmemesi büyük avantaj sağlıyor. Hı-hı. Temizlik olarak da kolay. Herhangi bir sorun olmuyor. Bunu aynı şekilde yapalım. Bu bütün camlarda standart. Yani bir karavanın camı, karavanın bir camı farklı, diğer camı ayrı değil. Tüm camlarda aynı sistem kullanılmış. Güneşlik ve sineklik standart içerisinde fiyatlarına dahil. Bahsettiğim gibi sadece yukarıdaki heki için biz ekstra ödeme yaptık. Su depoları ne kadar? Su deposu bu yatağın alt kısmında yaklaşık 100 litrelik açtığımızda yaklaşık 100 litrelik bir depomuz var. Hı hı. Temiz su deposu. Onun dışında 80 litre gri su deposu var. Bunlar standart özellikler değil mi? Standart evet. Yani bunun için ek bir maliyet yapmanız gerekiyor. Sanırım Avrupa karavanlarda gri su deposu deposu bulunmuyor. Dışarıdan herhalde bir şeyle taşıyorsunuz değil mi? Öyle hatırlıyorum. Şey portatif tanklarla sürekli taşıman gerekiyor. Evet. Yani bu bir bu karavanın üzerinde bence iyi bir avantaj. Çünkü gri suyu depolayabiliyorsunuz. Yani araçtan örneğin uzun yolculuğa gittiniz. Belli bir noktada karavanın içerisinde kalmak istediniz. Orada zaman geçireceksiniz. Ne yapıyorsunuz? Su harcıyorsunuz burada. Yemek yaptınız, çay dediniz. Mesela biz burada bir su harcanıyorsa o su bulunduğunuz yerde direkt olarak doğaya gitmiyor. Aktığı durumda. Veya siz inip altına bir şey, işte karavanın altına bir gri su deposu koymanıza gerek yok. Zaten içerisinde 80 litreye kadar depoluyor. Doğduktan sonra da istediğiniz herhangi bir noktada boşaltabilirsiniz. Öyle bir avantajları var. Peki yeni başlayanlara tavsiye eder misin? Bu veya karavana, kim almalı bu karavana? Bu karavana 3-4 kişilik aileler rahatlıkla kullanabilir. Bizim çapımızdaki çekirdek aileler için bence çok iyi. Çünkü biz 2 yetişkin bir de Ekim var kızımız. Bahsettiğim gibi sabit yatağımız var arka tarafta. Burası bizim için çok büyük avantaj. İşte Ekin uyuduğu zaman direkt olarak orada senin yaşam alanını değiştirmene gerek kalmadan kendisi orada yatabiliyor. Burada biz hani hayatımızı tekrardan devam edebiliyoruz herhangi bir sorun yaşamadan. Bulunduğumuz kısımda yemek masası. Bu masa aşağı inip üzerine de bunun bir ekstra minderi var şu arka tarafta. Minderi de koyduğumuzda buradan iki kişi çok rahatlıkla yatabiliyor. Aynı zamanda burada diğer karavanlarda da olduğu gibi saklama alanları var. Minderlerin altında bir kapak bulunuyor. Kapak vasıtasıyla alttaki saklama alanlarına ulaşabiliyoruz. Saklama ile ilgili bir karavanın aslında bir bence bir sorunu yok. Yine burada bir saklama alanı var. Mutfakla ilgili eşyalarınızı saklayabileceğiniz. Burada görebileceğiniz gibi 3 adet çekmecemiz var. Ve aynı zamanda yatağın alt kısmında çok geniş saklama alanı var. Ve yatağın üst kısmında da 3 tane ayrı saklama alanı var. Ben dokunarak,
dokunma ışıkları görüyorum. Evet, evet, burada da yine yeni sistem. Dokunmatik ışıklarımız var. Oldukça, yani biz akşam vaktinde, karanlık, yani akşam saatlerinde sadece bir ışığı yakarak içeride oturabiliyoruz. Oldukça aydınlatıyor. Aydınlatma konusunda bir sorunumuz yok. Isınma konusunda nasıl? Yalıtım? Yalıtım konusunda bu fiber malzemenin arasında poliüretan kullanıyor. Umarsan. Zaten bahsettiğim gibi şeyler. Yani fiber konusunda oldukça deneyimliler. Su deposu bile fiber. Oo, çok iyi. Evet, o yönden biz ısınmayla ilgili bir sorun yaşamıyoruz. Muhtemelen şu anda tahmin ediyorum yaklaşık olarak 15 gündür, 15 gece bu karavanda konakladık. Herhalde Renault 360'ı bu kadar deneyen başka bir arkadaş şu anda yoktur. biz. O zaman senden olumsuz yönlerini de alalım. Tabii olumsuz yönlerini anlatmak gerekirse diyorum. İşte ne diyebiliriz mesela? Benim hani bir işçilik yok mesela şu kısımlarla ilgili. Bunlarla ilgili zaten çalışmalarını yapıyor arkadaşlar. Muhtemelen benden sonra Allah. Bir fitil koy soruyor aslında. Evet, burada bir düzenleme olması lazım. Burada bir görüntü, bir işçilik hataları var. Basit bir şey aslında bu. Basit işçilik hataları var yani. Evet. Giderilebilecek şey bunlar. İçinin ses yapmasın diye çok güzel kaplaması yapılmış. Ama girişlerinde tabii, bir fitil takılsa. Tabii mesela onlar düşürmüş ama işçilik konusunda o tarafta artık ne diyeyim. Belki de benimki ilk kar olması sebebiyle diyebilirim. Belki de. Ufak tefek. Mesela buradaki döşemeler olsun, çok kaliteli döşemeler kullanılmış. Tabii ki yani bu döşemeler sen şu anda zaten üzerinde bulunuyorsun. Hem yattığınız durumda hem oturduğunuz durumda güven veriyor. Yani sağa sola kaykılma vesaire bir sorun yaşamıyoruz. Yine şu masa da oldukça kaliteli. İyi bir ağaçtan üretilmiş. Yine... Bizim Avrupa karavanlardan çok daha iyi bunlar. Evet, yani suyla temas halinde herhangi bir sorun yaşamıyor. Biz çünkü burada su da sıçrayabiliyor. Ben buraya ek olarak bir uzantı daha yaptıracağım bir masada. Yine açılıp kapanabilen şu şekilde. Bu da yaklaşık 35 santim. Burayı aslında biraz daha tezgah gibi daha geniş anlamda. İşte bulaşık yıkadığında koyma ya da aslında masanız yapayım. Çok yakın. Hani onu da kullanabilirsiniz. Aslında masayı da tabii ki bu da kullanılabilir ama oturulduğu durumda burada bulaşık yıkanıyorsa hani bu tarafla hiç bir değişiklik yapmadan açma kapama yöntemi de burada bir ek tezgah yapmayı düşünüyoruz. Bunun dışında lavabo ile ilgili birkaç şey söyledim. İçerisinde kasili tuvalet bulunmuyor yapısından dolayı. Yani tekerleğe denk geldiği için lavabonun olduğu kısım. Orada portapoti dediğimiz işte portatif tuvaletler kullanılıyor. İstersek kasetli yapılabiliyor mu? Kasetli bu yapıdayken yapılamıyor. Yani şöyle yapılabiliyor. Eğer tuvalet çok yukarıda olacak şekilde yapabilirler. O da basamaklı tuvalete çıkmaz anlamına gelir. Onu üretici o şekilde anlatmıştı. Dolayısıyla şu yapıda kullanılmıyor. Dolayısıyla bir portatif içeride bir tuvalet bulunuyor. Yine bir lavabo var. O kullanılıyor. Aynı şekilde lavaboda da bir şeyimiz var. Havalandırmamız var. Mesela yeni başlayanlar için özellikle hani hareketi çok rahat, hafif, alkoş eseli. Hani... Şimdi tabii şimdi umarsan alkoş eseli kullanıyor. Sonuçta herkes bildiği iş yapmalı bence. Yani kendileri bir şase üretimine girmemiştir. Tabii görmüşlerdi ki Türkler de bütün dünyaya satabileceği bir şasi üretsin. Ama maalesef şu anda zaten bu sektörün %95'i alkol şasi belli bir standart üzerindeki firmaların diyeyim. Karavan firmalarının birçoğu alkol şasi kullanıyor. Bu bize de güven sağlıyor. Üreticiye de güven sağlıyor. Sonuçta üretici de bir ürün satıyor ve sattığı ürünle ilgili bir kaza veya işte bir kötü bir olay başına gelmesi için o da kendini garanti almış oluyor. Biz de kendimizi garanti almış oluyoruz. Yani şu anda şöyle düşünebiliriz. 300 lirinde verdiğiniz bir karavanda da alkol şase var. Evet. İşte bu standarttaki bir karavanda alkol şase kullanılıyor. Bu da bu karavanı bayağı yukarıya taşıyor. Tabii bayağı bence yukarıya taşıyor. Yani ekipman olarak hayli yüksek standartlarda ürün. Sanırım her araç bunu çeker. Tabii şimdi standartta 690 kilo karavan. Benim karavan şu anda işte ekipmanlarıyla bizim kişisel eşyalarımızda motorun 800-850 kilodur. Maksimum 900 olacağını düşünüyorum ama birçok ara piyasada bulunan birçok dizel diyelim ve işte 220-240 Newton torkun üzerinde ki araçların rahatlıkla çekebileceğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsun ben yaklaşık 1,5-2 yıldır karavan kullanıyorum. Çok sayıda arazi, işte orman, deniz kenarı vesaire bu tarz yerlere bir önceki aracımla da gitmiştim sport işte. Sayende tanıdık onları.
Spor dışına gitmiştim. Orada tabii zorlandığımız anlar çok fazla oldu. Şimdi düşünüyorum da bu karavan eski karavanından biraz daha hafif. Çok rahat şekilde dileyen herkes işte çekidemirini taktırıp kullanabilir diye düşünüyorum. Peki yerleştirme olarak mesela park etmesi? Tabii şimdi hafif olduğu mesela için Moore'a zaten... ihtiyaç var mı? Mesela biz Moore'sız bir dünya bize yok. Yani bir tabii. buçuk ton gibi bir ağırlığa ulaştığın zaman... Yani karavanınızın boş ağırlığı bence 1000 kilo ve üzeri ise kesinlikle Moore gerekir. Çünkü o aslında 1,5 ton. Yani sizin ek donanım almanız içine... Tüpüyle, suyuyla, gazıyla... Suyuyla, tüpüyle, kendi eşyalarınızla... belki bisikletinizde kapı neyse kaca artık. Vesairesi. Kapı kaca, tencere, onlar ağır sandalye vesaire sandalye. koyunca oluyor. Bunları da koyduğunuz durumda bir tonluk karavan 1,5'a doğru yaklaşabilir. Bunu da yani insan gücüyle beton zemin dışında işte betonda bile zor. Hani ama işte toprakta, çakılda, mümkün değil. Çamurda imkansıza yakın. Dolayısıyla orada ister istemez bir mover almanız lazım. O da yaklaşık bir maliyet yani 15 bin lira civarıdır. Sen daha bilirsin. Doğru. 10-15 bin lira civarıdır. Bu karavanda kesinlikle öyle bir şey gerek yok. İşte biliyorsun geçen gün evet, beraber bir şekilde. Hatta öyle mi dursun böyle 100 dursun litre canımız suyu sıkıldı yer değiştirdik. Doğru kendimiz yer değiştirdik bugün böyle çevirelim diye. 100 litre su koyduk. Bu aklımıza yarım saat sonra geldi değiştirmek. O soğumasına rağmen çok rahat şekilde bazen tek kişi de döndürebildik herhangi bir sorun yaşamadık o konuda. O zaman yeni başlayanlar da bu karavanla başlayabilirler diyorsun. Tabii yani. Hiç zorluk çekmeden. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İşte karavan alacağım ama bir de ona uygun araba almam lazım. İşte pick-up almam gerekiyor. Ya da işte torku çok yüksek bir araç mı almam gerekiyor. Ne uygun olabilir diye. Düşünce kitle sayısı çok az diyebilirim. Yani dizel aracınız varsa. Ya da 200 torku olan her araç bu aleti götürür diyebilir aynen, miyiz? Aynen benzinli de olabilir. Yani benzinli araçlarda evet. Da sadece 250 torku, 300 torku yakalamak. O ekonomi sağlıyor aslında. 150 tork da olsa aracınız. Evet çekersiniz ama biraz fazla yakıt tüketimi oluyor. Özellikle benzinli araçlarda. Tabii yani. Ama dizelse çok bir şey örneğin, değişmiyor. Örneğin aracın 7 litre yakıyor benzinli. Üzerinde de diyelim ki 150-160 tork var. Bu tarz bir karavan çektiğinde bu 7 yakmaz da 11 yakabilir. Ama aracın... %50 bir artış olur. Artış olur ama aracın... Dizelse %10'da kalıyor. 300 torktur dizeldir. 7 yakmaz da 8-8,5 yakar. 7,5-8 yakar. O evet. Civarda bir şey. O işte oradaki dengeyi tutturmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi hani işte bir pick-up araç almanız gerekiyor. Bende şu an pick-up araç var. Ben hayatım bundan sonraki kısmında sürekli karavan bir şekilde benim hayatım içerisinde olacağı için geleceği de öngörerek yani bugün bunu kullanıyorum. Yarın daha ağır bir karavan kullanabilirim. Başka işte off-road, tekrar off-road bir karavan olabilir. Daha büyük bir karavan olabilir. Bu süreçlerde araç değiştirmemek için ben 4x4 bir pick-up'la devam ediyorum. Arkada zaten bu biraz şey. Bayağı hafif kaldığı için uça gidiyor. Herhangi bir engel tanımıyoruz. Karavanın gidebildiği yere kadar gideceğiz. Bakalım. Belki sonrasında da işte bu arazi deneyiminden sonra da onlarla ilgili aslında o Marsa'nın Renault 360'ın kabiliyetlerini de tekrardan belki arkadaşlara paylaşabiliriz. Standartta donanımlarında gösterge paneli de bulunuyor mu? Yoksa sen ekstra mı taktırdın? Bu mutfağın hemen sol tarafında üst tarafta işte akü göstergesi var. Şu anda 13,5-14'e yakın yani full olduğunu gösteriyor. Hemen altında da suyla ilgili gösterge var. İşte bahsettiğim gibi temiz su tankı var 100 litre. Orada ne kadar su kullanımı yapacağımızı görüyoruz. Bunlar da standartta bulunuyor. Herhangi bir ek ödeme yapmanıza gerek bulunmuyor. Çok güzel. Üstündeki prizi görüyorsunuz. Orada 220 yani herhangi bir kamp alanına gittiniz ya da işte evinizin yakında aracı eğer 220'ye bağlarsanız karavanı otomatik olarak bu prizlerden hem bu alt kısımda var. Şurada bulunuyor. Hemen şurada bulunuyor. Orada var ve şu sağ tarafta bulunuyor. Buralardan 220 alabiliyoruz. Yalnız buradaki prizin bir özelliği karavanda 1000 watt invertör bulunduğu için örneğin ormanda veya kamp alanındasınız. Ama 220 yok. İnvertörü çalıştırdığınızda bahsettiğim prizden 220 volt 1000 watt gücünde enerji alabiliyoruz. O da işte günlük elektrikli aletlerin kullanımında faydalı oluyor 1000 watt'a kadar tabii ki. Oradaki enerji sonuçta bir elektrik süpürgesi ya da aşırı güç tüketen aletlerle çalıştırmak sakıncalı olabilir.
çalıştırmayabilir. Peki bu karavanda eksik gördüğün neler var? Karavanda şu olsaydı daha iyi olurdu diyeceğim. Aslında benim kendim mesela işte alttaki saklama alanından bahsetmiştik. Evet. Yatağın altındaki. Oraya ulaşım biraz zor. Yani orada bir pistonlu bir sistem kullanmış. Yatağı kaldırmak ve içerisinde saklama alanına ulaşmak. Aynı zamanda elektrik tesisatı da orada. Onlara ulaşmak oldukça zor. Oraya pistonlu bir sistem yapılabilirdi. O atlanmış herhalde. Çok zor. Yani bir tek kişinin oraya girmesi, o yatağı kaldırıp üstüne tekrar çünkü çökecek. Çünkü iki kişi aynı anda giremiyorsun orada o koridorumuzda. Peki dışarıdan bir erişim ya da yukarıda sabitleme gibi bir şey. Evet. Bence en piston olması gerekiyor. O üreticiyle ilgili bir durum. Bir de opsiyon olarak zaten yan taraftan da bir servis masası açılabiliyor. Yani dışarıdan da yatağın altına ulaşmakla ilgili. Onu da ben kendim yaptım öyle düşünüyorum. Aslında iki çözümü de yapacağız gibi görünüyor. Farklı karavan markalarında üreticiler ürünlerinin bazen arkasında durmuyorlar veya ilgilenmiyorlar. Marsan için yorumun nedir? Ben bir iki sorun yaşamıştım aslında. İlk aldığım dönemde karavanla ilgili. Yalnız şu anda mesela bir sorun var. Elektrik tesisatıyla ilgili bir sıkıntımız var. Şunu bildiğim kadarıyla fabrikası Sakarya'da, yakın bir yerde değil. Sakarya'da evet. Kesinlikle söyleyebilirim. Sattıkları ürünün arkasındalar. Yani bir örnek vereyim. Mesela yarın yine bu Marsan'ın elektrik işlerini yaptırdığı firma buraya gelecek. Ve buradaki benim sorunumla ilgilenecekler. Destek olacaklar. Bu aslında büyük bir şey. Artı, avantaj. Güven. Güven tabii ki. Ben sorun yaşadığım durumda. Tabii bu... Şimdi yarın dedin de şöyle bir algı oldu. Böyle sürekli problem mi yaratıyor? Yok, sürekli problem. Yaklaşık bir 15 gündür benimle gözlemlediğim, işte kesin emin olduğum bir hata. Onunla ilgili bir kontrol yapacaklar. İletişime geçtim. Şu anda 19 Mayıs zaten bugün. İşte yarın 20 Mayıs itibariyle. Pandemi dönemindeyiz. Pandemi dönemindeyiz. Gelecek orada kontrolleri yapıp inşallah sorunumuzu giderecek. Aynı şekilde başka bir arkadaşım da benzer bir sorun yaşamıştı. Onun karavanını da mesela direkt olarak yerinden aldılar. Sakarya'ya götürdüler. İstanbul'dan Sakarya'ya götürdüler. O da şu anda oradaki tamirat işleminden sonra tekrardan geriye götürüyor. Bunun için de bir ücret talebi olmuyor. Bu aslında büyük bir avantaj. Yani bunu bilmiyorum senin firmanda yapıyorlar mı? Çok fazla rastlanan bir şey değil. Tekrardan karavanınızı takıp götürmeniz lazım. Orada vakit harcamanız lazım. Maalesef biz öyle yapıyoruz. Sonra akşam tekrar eğer o gün halledebiliyorsa tekrar geri getirmeniz gerekiyor. Bu da çalışma hayatı içerisinde vakit çok kaybı. Çok zor. Evet. Büyük bir vakit kaybı oluyor. Ben bu yüzden mesela İstanbul'da servise bulunan bir firma tercih ettim. O yüzden İstanbul'da servisi olan bir firmadan karavan almak zorunda kaldım. Çünkü götürmek çok mümkün yani değil. Yani şöyle tabii. Hani senin karavanın gibi Umarsan gibi gelip de yerinde onarım yapması ya da gelip alması büyük bir artı. Yani bunu şunu hani baştan söyleyeyim. Bu her Umarsan karavanı olan kişilerde sorun oluştuğunda destek verecek anlamına gelmiyor. Bu fabrika hatası olduğunu düşündüğüm bir sorun olduğu için destek sağlayabiliriz. Ya kendi karavanların arkasında olması da aslında bu. Ama şu yani diğer durumda da yeniliğe çok açıklar. Yani ben şunu şöyle yapsaydınız daha iyi olur dediğinde hemen onu da üzerine çalışıyorlar. Hem bana uyguluyorlar bu oradaki fixlemeyi, sorun düzeltmeyi. Hem de yeni karavanlarında da aynı şekilde yani onlar da uygun görürlerse yeni karavanlarında da işte yeni sistemi devreme devam edebiliyorlar. Yani o yönden dediğim gibi sattıkları ürünün arkasındalar. İlk tur neden videolarda yok? İlk tur neden videolarda? İlk tur şu anda eşim sevgiyle orman gezisindeler. Evet. Biz de işte sen karavanı merak edince, yeni karavanı dedi ki bir video çekelim hem de herkes faydalanmış olur. Hatunlar kayıp. Evet, kayıp da var. Birkaç videoda ilk tur yoktu. Ben işte Ekin'le gelemeyeceğimiz bazı karlı kamplar vardı işte. Kartepe'ye falan çıkmıştık. Onlar da bulunmadı. Bazı arkadaşlar sorular atıp tek mi çıkıyorsun, solo kamp mı yapıyorsun diye. Öyle bayanlar bir durumumuz yok. Solo kamp tabii ki ara sıra olacaktır ama şu anda inşallah seninle de bir gün inşallah. Şey yapacağız. Dağ kamplarına, orman kamplarına. Şu anda pandemi sürecinde bunlar bu alanlar yasak olduğu için maalesef çıkamıyoruz. Hatta şöyle bir durum var. Karavanınız varsa da şu anda işte ben karavanım var ben gezebilirim maalesef diyemiyoruz. Çünkü
gideceğimiz alanlar, sahil kesimleri, işte göl kenarları, baraj kenarları, orman, bunlar şu anda yasak. Biz biraz şanslı gruptayız. Evet. Bir kamp alanı, karavan kamp alanındayız ve fazla da karavan da olmadığı için sosyal mesafeyle hayatımızı devam ettiriyoruz burada. Dışarıdan baktığımda bu karavanın monoblok olması çok dikkat çekiyor. İçine girdiğinde de çok böyle temiz, pırıl pırıl bir yapısı var yani. Hani ne kokusu var, ne şeyi var. Hani fiber deyince insan böyle bir kaygısı oluyor. Fakat içerisinde ben hani hiç fark etmedim. Bu konuda senin yorumun var mı? Yani şöyle, fiber... Yani ilk başta vardı, sonra gitti gibi bir şey var mı? Öyle fiber karavanla ilgili aslında çekincelerimiz tabii vardı. Şu anda fiber karavanı inceleyen, bu tarz karavanları inceleyen birçok karavancı var. Veya işte karavancı olmak isteyen arkadaşlar var. Genellikle oradaki korku, koku yapması. Hı hı. Yani fiber işte koku yaratır mı, içeride sağlığa zararlı bir şekilde solunum sıkıntısı yaratır mı gibi. Biz açıkçası böyle bir deneyimiz yok. Bilmiyorum, sen şu anda karavanın içerisindesin. Evet. Hiçbir şeyimiz yok. Yok. Şu anda da camlar da kapalı aslında. Hı-hı. Çok az açık. Ve dediğin gibi beyaz olması da içeride çok büyük bir ferahlığı sağlıyor. O konuda bir şey. Ve karavan aslında küçük. Yani 360 bir karavan. Diğer karavanlara göre küçük ama bu küçüklük hissini sana yansıtmıyor. Hı-hı. Yani belki daha koyu renk olsaydı biraz daha üzerine gelebilirdi her şey. Şu an sanki biraz uçsuz bucakmış, bucaksızmış gibi. Mesela dışarıdan bakıldığında içeride böyle bir ferahlık beklemiyorsun. Evet, bugün diğer arkadaşlarla da karavanı gezdim. Yani arkadaşlarım bu karavanın yaklaşık 3 kat maliyetli karavanları var. İsim vermeyelim, Avrupa karavanlar. Onlar da mesela buraya geldiklerinde şaşırdılar. Yani burada bir işte bir açılı kabına bilen oturma alanı ve yemek yeme alanı olması, sabit bir yatağın olması, lavabosun olmasına şaşırdılar. Çünkü karavan baktım mı dışarıdan. Çok ufak. Yuvarlak katları sebebiyle küçük görünüyor. Hı hı. Ve her alan çok başarılı bir şekilde değerlendirilmiş. Başlangıç için özellikle çok güzel bir karavan ve kolay kullanımı. Özellikle gezmek mesela büyük karavanlarla zor ama bununla çok basit. Hani gezmek isteyen karavancılar için güzel bir tercih olarak gördüm. Katılıyorum. Paylaşımların için çok teşekkür ederim. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Ben soracaklarımı sordum. Teşekkür ederim. Eklemek istediğim herhangi bir şey yok. Yine inşallah bu aktardığımız bilgiler umarsan karavanı inceleyenler için bir destek sağlarlar. Sorular olanlar yine aynı şekilde, yani zaten yorum bölümünde belirteceklerdir. Biz hemen desteklemeye, yardım etmeye çalışırız. Bir günde belki senin karavanını çekeriz. Tabii. Neden olmasın? Ben de senin karavanla ilgili bir merakım var. İstersen buradan gösterelim. Adige karavan. Bugün 19 Mayıs olduğu için ben de şuradan yardım edeyim. 19 Mayıs olduğu için Atatürk ve Türk bayrağıyla arkadaşlar süslemişler. İnşallah bir gün senin karavanla ilgili yorumlarını senden alırız. Ben de merak ediyorum. Al ben, karavanları. Ben biraz tecrübe edeyim. Henüz 8 kilometrede bizim karavanımız. Yaklaşık 5000 kilometre. Biraz gezdir. Ondan sonra inşallah. İnşallah. Benim diğer karavanla 4-5 bin kilometre oldu. Bu karavanla maalesef şu anda sadece buraya koyup burada şu anda pandemi sürecini geçirmeye çalışıyoruz ama gezi planlarını hazırlıyor musun? Gezi planlarımız hazır inşallah. Yani yapabilirsek Karadeniz turu istiyoruz. Tabii öncesinde yine birkaç antrenman yaparız. Çünkü birkaç ayda çıkamıyoruz. Yaylalara çıkar mı? Deneyeceğiz. Çıktığı yere kadar. Dediğim gibi onunla ilgili de yani işte bu karavanla biz nerelere gidebiliyoruz? Aslında çok merak ediyorum. O da benim için biraz soru işareti. Diğer karavanla bunları çok kolay sağlayabiliyorduk. Onun avantajı da oydu. Hı hı. Bu karavanda da bakalım artık. Onunla ilgili yorumları paylaşırız.